Değerli basın mensupları, saygıdeğer milletvekillerim, sizleri saygılarımla selamlıyorum. Öncelikle alçak ve hain PKK terör örgütü tarafından Mersin'de gerçekleştirilen o alçak terör eyleminde şehadet mertebesine ulaşan polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı polis kardeşimize de acil şifalar dilemek istiyorum. Değerli basın mensupları, Mersin bir barış kentidir. Mersin mezarlığında her dinden, her ırktan, her mezhepten insan yan yana, birlikte, huzur içinde yatarlar. Bu, mezarlığımızın ortak olduğu gibi kentimize de yansır. Mersin şehrinde Türkiye'nin her yerinden gelmiş ve Mersinli olmuş tüm kardeşlerimizle Mersinler birlikte, barış içinde, huzur içinde yaşarlar ve birlikte yaşama kültürünü içselleştirmişlerdir. Ama bakıyoruz ki aylardır bir milletvekilimiz hep aynı konu üzerinde, başka da yaptığı bir şey yok, Mersin'i ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni terörle yan yana göstermeye çalışıyor. Türkiye'deki ekonomik durum, Türkiye'nin ekonomisinin ne hale geldiği, insanların aç olduğu, işsiz olduğu, çocuklarımızın yurt bulamadığı, okumakta zorlandığı ve Türkiye'deki insanların huzursuz olduğu bir ortamda işi gücü sadece Mersin'i terörle anmak olan bu politikacı, bu siyasetçi ve sonunda Mersin'i terörle andırdı. Ve derler ya, kötüyü çağırma diye. Ve bu kadar çok siz reklamını yaparsanız, terör örgütleri de reklamdan beslendikleri için, kendi reklamını yapmak için o hain ve alçak terör örgütü Mersin'i seçti. Öncelikle terörü, teröre bulaşanları ve terörün arkasında olanları şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Fakat bunun arkasına bakmak gerekiyor. Neden bu kadar çok Mersin'i üzerine gelmek istiyorlar veya Mersin'i neden karıştırmak istiyorlar? Birincisi, özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in sosyal belediyecilikte açtığı çığır, yaptığı hizmetler Mersin'in dağ köylerine kadar, belki de 100 yıldır asfaltı olmayan köylere kadar asfalt, içme suyu götürmesi ve Mersin'de fakir ve fukaraya halk kartla yardımlarda bulunması, yaşlara evde bakım hizmeti gibi onlarca, belki de yüzlerce yaptığı hizmetleri çekemeyenler ve bunun da daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı iktidarında tüm Türkiye'ye yayılacağını bilen kişiler, siyasetçiler Mersin üzerinde provokasyon yapıyorlar. Ha, buna müsaade etmeyeceğiz. Mersin'de yaşayan yaklaşık 2 milyon Mersinli buna siyasi görüşü ne olursa olsun asla müsaade etmez, müsamaha da göstermez. Bunun yanında bu alçak terör örgütü tarafından Mersin'e yapılan saldırıdan sonra siyasi iktidar kötü gidişin, Türkiye'deki ekonominin bugünkü halinin, doların ateşinin sönmemesinin, insanların açlık sınırında yaşamaya çalışmasının unutulması için bu terör örgütünün bu hain saldırısına sarıldı. Denize düşen yılana sarılır gibi. Asla ve asla Mersin bunu affetmeyecek. Ne Mersin'i terörle ananları, ne Mersin'i terörü çekecek kadar bu şekilde zarar verenleri, ne de Mersin'e gelip yalan algı operasyonlarıyla Mersin'e kötü tanıtanları Mersin ve Mersin seçmeni affetmeyecektir. Yapılacak iş, bir Mersinli olarak, Mersin'in 3 milletvekili olarak biz defalarca söylüyoruz. Mersin bir barış kenti, Mersin bir huzur kenti. Mersin'e bulaşmayın, Mersin'i karıştırmaya çalışmayın. Hem bunu seçimlerde, hem tarih önünde, hem de bağımsız yargı önünde hesabında vereceksiniz. Değerli basın mensupları, Mersin üzerine oynanan ve oynanmaya çalışan oyunları biliyoruz. Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 10 bin civarında personel Mersin için gece gündüz çalışıyorlar.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personeli terörle iltisaklandırmaya çalışan kara zihniyet en az 10 bin kişiyi ve bunların aileleri de töhmet altında bırakmaktadır. Demin sayın vekillerim bahsettiler. Bir işçinin işe alınması nasıl olacağı yasalarımızda açık. Bir hukukçu olarak söylüyorum. Adli sicil kaydı olan hiç kimse belediyelerde işe giremez. Veya güvenlik soruşturmaları yapılmadan bu işçiler çalışmaya devam edemezler. Adalet Bakanlığı adli sicil genel müdürü tarafından tutulan ve yargılamaları bittikten sonra sicil kayıtları oluşan bir suçlunun belediyeye işe girmesi mümkün değildir. İki, güvenlik soruşturması da emniyet birimleri, istihbarat birimleri tarafından İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak yapılır. Eğer bir kötü ya da suç vasfı taşıyan bir istihbari bilgileri varsa ve bunu da belediyemizle paylaşmıyorlarsa onlar en az bu suçlu kadar da suçludurlar, görevi kötüye kullanmışlardır ve belediyemize kumpas kurmuşlardır. Bu nedenle sayın milletvekilimiz de bahsettiği gibi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı olduğu iddia edilen hiç kimse olamaz, yoktur. Varsa böyle biri kesinleşmiş mahkumiyet kararıyla geçirsinler, ortaya koysunlar. Yoksa ben onları müfteri olarak ilan ediyorum. Bunun yanında terör saldırısından sonra, Mersin'deki terör saldırısından sonra sözde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni alçak algı operasyonlarına alet edebilmek için Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik bir yargı operasyonu yapıp ve daire başkanımız Bedrettin Gündeş'i gözaltına alıp daha sonra da daire başkanımızı tutuklayan zihniyet ve bundan da algı operasyonu yaparak PKK'lı belediye daire başkanı tutuklandı diyen alçaklara sesleniyorum. Yapılan operasyonun PKK üyeliğiyle ilgisi yok. Yarın yargılamada bütün dosya herkesin göz önüne gelecek ve bugün yapılan bu kara propaganda hesabı zamanı gelince zaten sorulacak. Sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gece gündüz çalışıyor. Çalışmaya da devam edecekler. İstedikleri kadar çamur atsınlar, izi kalmayacak. İstedikleri algı operasyonunu yapsınlar, güneş balçıkla sıvanmayacak. Ve biz Mersin'in 3 milletvekili olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Mersin'deki Yenişehir Belediye ve Tarsus Belediye Başkanlarımız ile Mersin'de hizmette destan yazmaya devam edeceğiz. Ve seçim sandığı geldiği zaman Mersin'de yapılan bu alçak provokasyonların, Mersin'i terörle saklandırmaya çalışanların hesabını önce sandıkta, daha sonra da bağımsız yargı önünde hesap vermeye davet edeceğiz. Hesabını soracağız diyorum. Çok teşekkür ederim.